Size arkadaşlar, kader konusunda çok konuşulur. Mucize kurtuluşlar, evet, nasıl yorumlamak lazım? Tabii. Mesela trafik kazalarına çok fazlaca olan durumlar. İşte bu kazadan sağ çıkıyor vatandaş. Tabii. Yani öldürmeyen Allah öldürmüyor derler ya. Yani hakikaten bu inanılmaz bir kurtuluş olmuş yani. Gerçekten de bak, üstelik ayağa kalkıyorlar yani hepsi. Evet. Ve kaç kişiler? Evet. Bir aile çıkıyor yani. İnanılmaz bir olay ya. Bak ben bu görüntüyü hiç görmemiştim. Yani gerçekten de... Bunlar çok fazla mucize kurtuluşlar değil ama... 5-6 kişi bir anda ayağa kalktı arabanın içinden, yani parçalanmış çok bir araba. Çok enteresan bir görüntüydü o, evet. Hayatımda görmedim böyle bir görüntü. Yani tabii bunu şimdi hani kaderi sorgulamak... kadere iman zaten imanın, evet, şartlarından biridir de... Kaderi sorgulayanlar için... Bunu, evet, özellikle bu görüntüye kadar getiriyoruz. Tabii ki. Yeni arabaları yavaş sürmekte fayda var. Evet. Hız yapmamakta. Bakın burada mesela motosikletlerin tırın altında kalmaması. Evet. Saniyelik bir an. Ve bir de ben bu tür kazalarda şunu fark ettim. Kişi sanki başına geleceğini bilirmişçesine, sanki bir uyarı gelirmişçesine bir refleks veriyor bazıları. Yani olay olmadan birkaç saniye önce hareket ettiğini görüyorum kişinin, uzaklaştığını veyahut da bu tür görüntüler gördüm. Ama tabii şimdi bize diyecekler ki ya siz de her şeyden anlam çıkartıyorsunuz kardeşim. Ya sadece inceliyoruz. Bunlar %100 doğrudur demiyoruz. İzleyicilere söyleyelim. Yorum yaparken güzel yorumlar yapsınlar. Çünkü hakaret içerikli bakın bir yorum görürsek bu suç olur. Bilişim suçu olur. Hapis cezası var. Genç arkadaşlara özellikle sesleniyorum buradan. Onlara rica ediyoruz. Böyle şeyler yazmasınlar. Dikkat etsinler. Ailelerini üzmesinler. Ceza almasınlar. Çünkü her bilgisayardan gönderilen mesaj kayıtlı. Sizin ev telefonunuza kadar, cep telefonunuza kadar hepsi tespit edebiliyor polis tarafından. Mesajlara dikkat edelim. Yorumlara, internette yazdığımız her şeye dikkat edelim. Kötü bir yorum yok. Anlaşılmasın. Yok, ama bu da Çin'de olan bir olaydı galiba herhalde. Öyle bir şey hatırlıyorum. Gerçi bu Orta Doğu'ya da benziyor ama. Mucize kurtuluşlar tabii kader konusunda çok işleniyor. Kader konusunda çok söylüyor ama buradan hemen uzaylıları çok kısaca bitirelim. Orada bitirmemiştik hocam. Yani sonuç itibariyle size göre evrende yalnız değil miyiz? Onu soralım. Onunla bitirelim hocam bu konuyu. Daha hala şu anda yani evrende birileriyle tanışmadık. Yani tanışma umutları var. Fakat bence insanoğlu gözünün öndekini göremiyor. Yani biz uzayda birilerini, bir şeyleri arayacağız. Fakat inanın bana dünyada zaten çok farklı şeyler dönüyor, oluyor. Fakat bir el bunu gizliyor. Dolayısıyla hiç kimse umutlanmasın. Bu sistem devam ettikçe asla siz ne uzay hakkında, ne spiritüel yaşam hakkında, metafizik hakkında bilgi edinemeyeceksiniz. Bu el şu andaki UFO görüntülerine veren domine el, güçlü el maalesef bunu örtüyor. Bu sistem, yani bu sistem bundan hoşlanmıyor. Tamamen materyalist bir sistem. Yani ruhmuş, şuymuş, buymuş, bu tür şeylerle ilgilenmeyin kardeşim diyor. Gidin çalışın,